Evet dostlar, dairede alan ve çevre konusunun son videosunu çekeceğiz inşallah. Bugün bitireceğim bunu kardeşlerim. Şimdi ne diyor bu 42 numaralı sorumuz? Daha öncesini çözdük değil mi bunun? 41'i çözdük herhalde. Evet, çözmüşüz. Şimdi 42. Diyor ki şekilde 6 santim yarıçaplı bir daire ile uç noktaları K ve L olan ip verilmiştir. KL ipi bu dairenin etrafına gergin şekilde tam sarılabilmektedir. Yani bu ipin uzunluğu dairenin çevresine eşitmiş. Hemen dairenin çevresi 2 pi R'den. R yerine 6 yazdım. 12 pi. Demek ki ipin boyu da 12 pi olacak. Peki. Bu daire 6 santimlik CD kirişi. Şimdi şu 6 santimlik kiriş ki yarı çapa eşit, dikkat edin. Bir kiriş yarı çapa eşit uzunluktaysa arkasındaki yayın ölçüsü 60 dereceydi. 60 derecelik yay gidiyor buradan. Sonra bir de çap, yani 180 derecelik yay da gidiyor. Kesilmiştir ve KL ipi şekilde kalan parçanın etrafına gergin bir şekilde sarılırsa kaç santimlik ip artar diye soruyor. Biz şimdi şuranın boyunu bulacağız arkadaşlarım. Şimdi 60 santimlik yay gitti, geriye toplam şu ikisi 120 derecelik yay kaldı. Yani 120 çarpı 2 pi r bölü 360'tan birer sıfır silelim. 6'ya bölelim, 6'ya bölelim, 6 kalsın. 6'ya bölelim, 2 kalsın. 4 pi. Şunların toplamı 4 pi'miş. Şu ikisinin toplamı 4 pi. Şurada 6 var. Burada da 12 santimlik çap var. Şimdi ipi sarıyorum. Şu 6, şu 12. Yani 18 artı, bunların toplamı da 4 pi'ydi. Bu kadarlık yere sardım. Neyi? 12 pi'yi. 12 pi'den bu kadarını kullandım, ne kadar kaldı diye soruyor. 12 pi'den şunu çıkartıyorum hemen. Eksi 4 pi eksi 18'i. Gitti gitti. 8 pi eksi 18'lik ip artmıştır diyorum. Çok güzel bir TYT sorusu olur bundan. Şekil 1'de O merkezli iki birim yarıçaplı daire biçimde bir kapı görülmektedir. Kapı kapalı konumdayken sağa ve sola birer santim açılınca şekil 2'deki konum almıştır. Buna göre kapının şekil 2'deki açık bölgesinin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. 2 birim yarıçapı varmış bu keratanın. Şurası 2 birimmiş. Yine burada da gösterelim. 2 birimmiş dostlarım. Merkezimiz şurada olsun. 2 birim. 2 birim. Şuradan ortadan da çap iniyor. 1 santim sağa ve sola gitti. Sağa sola birer santim. Bak 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Demek ki şurası 30-60-90, burası da 30-60-90. Şurası 2 ise, burada 2 zaten, eşkenar üçgeni bulduk. Şekil 2'deki açık bölgesinin alanı kaç birim karedir diye şuradaki bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi şurayı da bulalım dostlarım. Şöyle çizdik, burası da 2. Şurası 60 ise 120 geldi buraya. Şimdi şurası 2 kök 3 oldu. Bu da 2 kök 3. Bunları bir söyleyelim. Şurayı çizdiğimde bakın burada bir dikdörtgen oluşturdum aslında. Bu açık kısmındaki şu dikdörtgenin alanını bulabilirim hemen. 2 kök 3 çarpı 2. Yani 4 kök 3'tür. Artı bir de şurası var dostlarım. Orasını da hesaplayalım şimdi. O da şurası da 2. Şurası 2. Şöyle 60 derecelik daire diliminden, 60 derecelik daire diliminden şu eşkenar üçgeni çıkartacaktık değil mi dostlarım? Hemen 60 derecelik dairenin alanı 60 pi r kare bölü 360 gitti. 6, 2, 3, 2 pi bölü 3 den eşkenar üçgeni çıkartıyorum dostum. Eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4'ten 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Yani 2 pi bölü 3 eksi kök 3. Bu da şuranın alanı. Dikdörtgeni bulmuştuk. 4 kök 3 artı bunu ekliyorum. Yani 2 pi bölü 3 ile eksi kök 3'ü ekliyorum. Buradan 3 kök 3 artı 2 pi bölü 3 geldi. 3 kök 3 artı 2 pi bölü 3 Denizli'de var dostlarım. 44. Şekilde R yarıçaplı bir daireyi tam olarak çevreleyip 4R uzunluğunda bir kısmı artan ipin. Şimdi
Bunun çevresi 2pi r'den şu. Artı bir de 4 r eklemişim, artmış burası. Bu ipin uzunluğu dostlarım. İpin tüm uzunluğu bu. Sonra ip açılarak 3 eş parçaya bölünüyor. Şunu 3'e bölersem 2pi r artı 4 r bölü 3 bir parçası oldu. Ve şu yarıçapı r olan yarım daireyi tam çevreliyor. Yani şunun çevresine eşit oluyormuş şurasına yani. Ki bunun çevresi de nedir dostum, yazalım. 2r zaten şuradan geliyor. Bir de şu yayın uzunluğu var. Yarım yay. 2pi r bölü 2 geliyor. Yani 2r artı pi r'yi şu ip tam çevreliyormuş. O halde eşittir bunlar. 2pi r artı 4r bölü 3 buna eşittir. 3'ü buraya atalım. 6r artı 3pi r eşittir 2pi büyük r artı 4r diyelim. R yarıçaplı dairenin alanı, r yarıçaplı yarım dairenin alanının kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunun alanı pi r kare. Bunun alanı da yarım olduğu için pi r kare bölü 2. Bize bunu soruyor arkadaşlarım. Eşittir soru işareti diyelim. Şu 2'yi de ters çevirip çarpalım. Şuradan kurtaralım 2'yi. Şuraya ters çevirip çarptım. Benden istediği de bu kardeşim. 2 pi r kare bölü pi r kare. Hatta pi'ler de gitsin. 2 r kare bölü r kareyi bizden istiyormuş. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şurayı 2 r parantezine alsam pi artı 4 kalır buradan. Yok, pi artı 2 kalır değil mi? 2 r parantezine alsak pi artı 2. Şimdi şurayı da 3 r parantezine alsam 3 r parantezinde burada pi, burada da 2 kalır. Pi artı 2. Pi artı 2'leri sildim. Meğersem 3 tane küçük r, 2 tane büyük r'ye eşitmiş. O halde ben küçük r'ye 2k, büyük r'ye 3k diyebilirim diyorum. Getirip onları da burada yerine yazıyorum. 2 çarpı büyük r'nin karesi yani 3k'nın karesi 9k kare. Bölü r kare 2k'nın karesi 4k kare. Kareler gitti. 18 bölü 4 yani 9 bölü 2 çıktı. Sorunun cevabı hoş ve güzel soruymuş. 45'e bakıyorum. Araç camlarını silecekler üzerinde çalışma yapan firma yarım daire şeklindeki cama aşağıdaki gibi silecek tasarlamıştır. 6 santimlik silecek parçası başlangıç ve bitiminde çap ile 10 derecelik açı yapıp camın 2 bölü 3'ünü silebildiğine göre. Şimdi 10, 10, 20. Şurası 160 derece bir kere. Şimdi 160 derecelik bir daire siliyor burada dostlar ve bu tüm camın 2 bölü 3'üymüş. Yani burası 2A alanına sahipse şu boşluk A alanına sahipmiş. Tamam. Camın yarı çapı kaç santimdir diye bir soru soruyor. 6 santimmiş, bunların da yarı çapı diyelim. Şimdi şöyle yapacağız. Önce şu 2A'yı bir bulalım. 2A dediğimiz kısım ne olacak dostlarım? Yarıçapı 6, açısı da 160. 160 çarpı pi r kare bölü 360'tan sıfırlar gitti, 36'lar gitti. 16 pi. Yani 2A 16 pi ise A'yı 8 pi bulduk. Şimdi burası silinmeyen kısım 8 pi, burası da 16 pi'miş ki toplam 24 pi'miş bu camın tüm alanı 24 pi. Şimdi camımız yarım daire. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2'dir. Ve 24 pi'miş dostlarım. Pi'ler gitti. R kare eşittir 48. R eşittir 4 kök 3'ü bulduk. Cevap 4 kök 3. Bakalım bu ne diyor. Etkinlik yapmak isteyen bir öğretmen boyu 5 santim olan dikdörtgen şeklindeki kartonları çeyrek daire şeklindeki gibi yerleştiriyor. KA 1. Şurası 1. Bunların da boyu 5. Tamam. Dikdörtgenler dışında kalan bu verilenlere göre dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirdi. Boyu 5 santim. Dikdörtgenler dışında kalan bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi şurası bizim yarıçapımız. Hani şuradan giriş indirince yarıçapı ucuna çiz demiştik. Şuraya x dersem OK uzunluğuna x dedim. Yarıçap x artı 1. O halde burası da x artı 1. Dostum bak 5, 12, 13 üçgeni çıktı. X'e 12 dersem burası da gerçekten 13 oluyor. Demek ki şuraya 12 tane
kutu koymuşuz biz dostlar. Dikdörtgen koymuşuz 12 tane. Dikdörtgen koyduk 12 tane. Kenarı 1 mi peki bunların bilmiyoruz. Yani şurası 12 santim en azından onu biliyoruz. Peki çemberin yarı çapını da 13 diye bulduk. Şimdi çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Bu çeyrek dairenin alanı. Ben bundan şu dikdörtgenlerin hepsini çıkaracağım. Şöyle. Bu dikdörtgenleri çıkaracağız. Bu dikdörtgenin şimdi az önce uzun kenarını 12 bulduk. Kısası da 5. 5 çarpı 12'dir alanı. 60'ı çıkaracağız arkadaşlarım. 169 pi bölü 4'ten 60 çıkacak. Cevap Bursa gelecek. Evet, yine meşhur bir soru tipi. Kasnakların etrafına ip geriyorlar falan. Dik üçgenin köşeleri merkez kabul eden ve yarı çapları 1 santim olan çember yayları gösterilmiştir. DE 3 FK 10. Etrafı şekildeki gibi kırmızı renkli bir kayış ile sarılmak istiyor. Buna göre kayışın uzunluğu kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Yarı çapı 1 birimmiş bu çemberin. 1 ise şurası 5 oldu. 1, 1, burası 12 oldu. 1, 1, burası toplam 5, 12, 13'ten 13 olacak. Şu ortaya da 11 kaldı. Şimdi hemen teğet noktalarına şöyle dikliklerimi indirdim dostlarım. Teğet oldukları noktaya dikliklerimi indiriyorum. Hepsini de yapayım üşenmeden. Şimdi bu soru tarzındaki ilk sorumuz olduğu için bu. Hepsini yapacağım. Sonra pratiğini de söyleyeceğim. Dostum şurada bir dikdörtgen oluşturdun sen. 13 şuranın uzunluğu, o halde burası da 13. Şurada bir dikdörtgen oluşturdun. 12 burası, burada 12. Burada da bir dikdörtgen oluşturdun. 5 ise burası da 5. Yani ipin boyu bir kere 12, 13 daha 25, 5 daha 30. Bir 30 var. Artı şimdi bir de şuralar var arkadaşlarım. Bakın şuradaki yay var. Şuradaki yay var. Bir de şuradaki yay var. Şimdi bu yayları bulmamız lazım bizim bir de. Onu da şöyle yapalım. Şimdi 90 ise şu arkasındaki yay da 90. Bakın bu çeyrek daire. Şimdi şuraya A açısı desek 90, 90, 180 zaten burası. Şu açıya da 180 eksi A kaldı. Şuraya B desek şu açıya 180 eksi B kaldı. Şimdi bize 90 artı 180 eksi A artı 180 eksi B'lik yayların toplamını soruyor. Burası 360 artı 90 eksi parantezinde de A artı B. A ile B'nin toplamı, şurası 90 olduğu için üçgenin iç açılarından A ile B'nin toplamı da 90 olacak. Bakın bu 90'lar gitti. 360 derecelik daire yapıyormuş meğersem şu yayların toplamı arkadaşlarım. Demek ki biz bir tam dairenin çevresini arıyoruz o halde. Yayların toplamı dediği 2 pi r. Yani 2 pi'yi arıyoruz r 1 olduğu için. O zaman 30 artı 2 pi'dir sorumun cevabı. Zaten bu sorularda şu çemberler eşse, ki genelde eş verir, çok nadirdir eş olmadığı, böyle zor soru sormak isterse falan, her zaman şurada kalan yayların toplamı bir tam daire yapar. Burada 3 tane daire var. 4 tane de olsa, 5 tane de olsa bir tam daire yapacak. Yani senin o zaman buradaki ipinin uzunluğu her zaman şuna eşit. İp uzunluğu. Şu ortada merkezleri birleştirdiğinde oluşan şekil var ya, bu yeri gelecek üçgen, yeri gelecek dörtgen olacak. Şeklin çevresi diyelim. Şeklin çevresi artı bir tane dairenin çevresi. Dairenin çevresi. Hadi bakalım sıradaki sorumuz ne? Evet. Şekil 1'de eş çemberleri çevreleyen gergin ipin uzunluğu A artı 6 pi. Bu çemberler teğet olarak birleştiğinde tekrar gergin çevresinde şekildeki görüntü olur. Buna şekil 2'deki gergin ipin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi dostlar, neydi kural? Bunların merkezlerini birleştirdiğinde şurada bir şekil çıkıyor kardeşim. Burada bir şekil çıkıyor. Bu şeklin çevresi, ona Ç diyelim. Şeklin çevresine Ç diyeyim. Şeklin çevresiyle sen bir daireyi topladığında, bir daireyi topladığında, yani 2 pi r yaptığında bu ipin uzunluğuna eşit. İpin uzunluğu neydi? A artı 6 pi. Tamam mıdır kardeş? Bu dursun. Şimdi buraya gelelim.
Burada da merkezleri birleştirdin. Yine şeklin çevresi, bakın burada bir eşkenar üçgen çıktı. R, 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 R dersek şeklin çevresi 6 R artı bir tam dairenin çevresi 2 pi R. Acaba bu nedir diye mi soruyor? Gergin ipin uzunluğu kaç birimdir diye bir soru soruyor. Buradaki ipin uzunluğu da bu. Buradaki ipin uzunluğu bu. Buradaki de bunu soruyor bize. Şimdi gelin burada neyi bulalım biz? Şuradan şeklin çevresini şuralara R, R dediğimizde yine R, 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 R dediğimizde bunlar eş çemberlermiş. A artı 6 pi diyor buraya. Nasıl yaparız bunu? Buradaki ipin uzunluğunu soruyor. Aradaki boşlukları çıkartmış sadece. Sadece tek farkımız şuradaki boşluklar eklendi buraya bir tek. Şunlar yok. Evet. A artı 6 pi'dir. Buranın çevresi diyor. İpin uzunluğu. Yani şeklin çevresiyle şunlara x, x, x desek biz 6 r artı 3 x olsun şeklin çevresi. Artı bir dairenin çevresi 2 pi r, a artı 6 pi'ye eşit. Peki bize neyi soruyor? 6 r artı 2 pi r nedir diye soruyor. Şurasını soruyor bize, şununla şunun toplamını soruyor arkadaşlarım. Hadi gelin 3 x'i bu tarafa atalım, eksi 3 x olur. Yani bize sorduğu şey a artı 6 pi eksi 3 x'i de bize soruyor. Ne yapacağız lan? Deminden beri düşünüyorum da. Gergin ipin uzunluğu şekil 1'deki buymuş. Şimdi buradan 6 pi dediğimiz bir dairenin çevresi olsa, r'yi buradan bulsak 6 pi. Yani 2 pi r 6 pi olsa pi'ler gittir, 2'ler gittir, r 3. R 3 ise şunun çevresi ne oldu bu durumda? 6 burası, 6 6 18 oldu, artı bir tanesinin de çevresi 2 pi r'den, r 3 ise 6 pi geldi. 18 artı 6 pi. Evet bu. Buradaki A dediğimiz şey üçgenin çevresi olacak. Ortadaki üçgenin çevresi 2 pi r'de bir dairenin çevresi zaten 6 pi olacak dostlarım. Evet mevzu bu. 49. Şekilde bir motorun eş kasnaklarının yarıçap uzunluğu 6 birimdir. Kasnakları çevreleyen, şimdi bunun uzunluğu 6 pi. Kayışın genişliği de 2 birimdir. Şimdi elimizde bir kayış var. Şöyle uzunca bir kayış. Genişliği 2. Kasnak merkezlerinin oluşturduğu şeklin çevresi 48. Şimdi burada tabii ki bir merkezleri birleştirince bir şekil çıkıyor biliyorsunuz. 48'miş bunun çevresi. Şimdi kayışın uzunluğunu bulalım biz. Neydi? Ortada oluşan şeklin çevresiyle bir tam dairenin çevresi 2 pi r'den 12 pi. Bu da kayışın uzunluğu 48 artı 12 pi. Buna göre kayışın alanı nedir diye soruyor. Dikdörtgenin alanı 2 çarpı bu. 96 artı 24 pi arkadaşlar. Evet, çevre ABC 22 pi'miş. Sıkıca çevrelenmiş ipin uzunluğu. Yarı çapı da 4 birimmiş bunların dostum. Ne dedik? Üçgenin çevresi yani 22 pi... 22 pi artı bir dairenin çevresi. O da 2 pi r'den 8 pi. Toplam 30 pi yaptı. Bakın pratik yolla yapınca çok kolay geliyor. Buna bakalım. Yarıçapı 11 santim olan eş daire biçiminde 7 tane duvar aynası birbirine teğet olacak biçimde şekildeki yapıştırılmış. Dıştaki aynaların etrafında şekildeki gibi gergin bir kayış sarılacaktır. Sarılacak kayışın uzunluğu kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi gelin yine bunu uzun uzun çözeyim ben. Merkezleri birleştiriyoruz dostlarım. Şöyle. Ve yarıçapı 11 birimdi. Şurası 11. 11. O zaman 22 yaptı bir kenar. Şuradan diklikleri çizdim. Bu da 22 yaptı. Diklikleri çizdim. Burası da 22. Aynı şekilde 22 yaptı şu diklikleri de çizince. Yine diklikleri indirdim. 22. 22. Ve 22. Şimdi toplam kaç tane 22 var? 6 tane. 6 çarpı 22 bir kere var ipin uzunluğunda. 120, 12 daha. 132 var yani. Artı. Şimdi bir de şuradaki yay, bu yay
Bu yay. Hani pratiğini biliyoruz. Hepsinin toplamı bir tam daire yapacak. Normalde 2 pi r'den 22 pi de oradan gelmesi lazım aslında. Ama hani şöyle de ispatlayalım. Şimdi burası 90, burası 90. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Buraya kaldı 60. Şimdi aynısını da yapınca hepsinde 60 derecelik 6 tane daire. Yani bir tam daire yapıyor. Çevresi de 2 pi r'den 22 pi geliyor. O halde 132 artı 22 pi'dir aradığım cevap diyebilirim. 52. İlk bakışta silindir sorusu gibi duruyor dostlarım. Apartmanın su akıtmanı değiştirme bu iş için yanına götürdüğü silindir boru biçiminde iki boruyu gergin bir telle sarmıştır. Bunlardan birinin yarıçap altı olduğuna göre kullanılan telin uzunluğu en az kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bunlara şöyle yukarıdan kuş bakışı bakarsanız dostlarım iki tane daire görürsünüz şöyle birbirine teğet olan. Yarı çapları 6 birim olan 6 iki daireyi de etrafından şöyle gergince saran bir de tel görürüz dostlar. Kuş bakışı baktığımızda. Şimdi şurası 6 TYT indirelim dikliklerimizi. Şurası 12 ise burası da 12. Bir de şurada yarım daire var. Bir yarım daire de burada var. Tam bir daire var. Yani 2 pi r'den R'de 6 olduğu için 12 pi var. Bir de şu ikisinin toplamı 24 var. 24 artı 12 pi Denizli'den geldi cevabımız. Evet. Sınav sorularını çözmüyoruz biliyorsunuz. Evet dostlar. Dairede alan ve çevreyi de bitirdik. Çok şükür. En uzun da bu sürdü. Bir türlü böyle oturup başına oturup da uzun uzun çözemedik. Şimdi kardeşler abone olun. Bunu söylemeyeyim. Çünkü abone sayısı artmıyor bir türlü. Bir türlü izlenme oranı artmıyor. Bunlar artmayınca ben de gaza gelmiyorum. Gaza gelmeyince de bir şey yapasım gelmiyor. Eğer beğeniyorsanız bunların devamı gelsin. Aman hoca da güzel anlatıyor diyorsanız hadi bir gaza getirin siz de. Abone olun, bir şeyler yapın. İzleyip izleyip kaçmayın yani. Tamam mı dostlarım? Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere gobeller.